manavdan alıyor. Kendini 3-5 kilo mu içinde atıyor. Masaya yemini sor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen Ata Tohumu Ata Toprağı'nda projesiyle safran, maniye domatesi ve çavuş üzümünün ardından eski pazar lahanası için de geçen yıl coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. B1, B2, A, E ve C vitaminleriyle potasyum, fosfor, sodyum ve magnezyum açısından çok zengin bir sebze olan eski pazar lahanası için hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Tarım Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve vatandaşlar katıldı. Şurada manavdan alıyor. Kendini 3-5 kilo mu içinde? Atıyor. Masaya yemini sokuyor. Ama bak seninki gibi değildir. Ben bu kadar büyüğünü görmedim. Maşallah. Var var. İyi ki demek ki hayvanlar bile kendini tutamıyor. Geliyorsunuz. O da doğala gelir. Kötü malı da gelmez. Programda konuşan Kaymakam Tuğçe Yılmaz şunları söyledi. Eski pazar gerçekten çok bereketli bir yer. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kadın üreticinin hasat etkinliğine katılmak bir kadın kaymakam olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. Umarım bu hasadımız gerçekten çok bereketli ve diğer çiftçilerimize de örnek olurlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Doğala dönüş aşamasındayız. Umarım eski pazar diğer değerleriyle birlikte, organik ürünleriyle birlikte çok daha güzel işler yapacaktır. Tarım Orman Müdürü Çetin Ayvalık, eski pazarın kendisine özgü ürünlerin olduğunu ve bunları geliştirmek için de çabalar sarf ettiklerini ifade ederek şunları söyledi. Ata tohumu, ata toprağında çalışmamız içerisinde her ne kadar iki tane ürün aldıysak, değil mi, bir eski pazar şalgamıyla bir eski pazar lahanasını alsak da bu bölge özellikle Köyceğiz'den Hanköy'e kadar, Karabük sınırına kadar olan bölgede tarımsal potansiyelin yoğun olarak yapıldığını hepimiz biliyoruz. Kendine özgü ürünlerin olduğunu hep beraber biliyoruz ve bunları geliştirmek için de çabalar sarf ediyoruz. Özellikle eski pazar lahanası bu coğrafyada sadece Karabük'te değil, sadece Safranbolu'da değil, etrafta da bir Çerkeş pazarında, bir Gerede pazarında, bir Kastamonu'da duyulmuş olan bir ürün grubumuz. Geçen sene itibariyle bir logo belirledik ve bir coğrafi işaret başvurusunu biz Türk Patent Enstitüsü'nde yapmış bulunmaktayız. Tabii elimizde yeterli miktarda patentin olmaması, belki gazete küpürlerinin çok fazla bir şekilde olmaması bu çalışma sürecini bir miktar uzattı. Ama biz kararlıyız. Eski pazar lahanasına coğrafi işareti hep beraber başta Sayın Kaymakamımızın, mülki idaremizin öncülüğünde yine yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz, ilgilenen meclisimizin katkılarıyla ve ilçe müdürlüğümüzün, il müdürlüğümüzün çalışmalarıyla alacağımıza inanıyoruz. Konuşmaların ardından lahana hasadı yapılacak. Oo, bravo. Getirin bakalım. Şöyle. Ey maşallah. Aynen, şöyle bir fotoğraf çekelim mi?